Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle bir de şöyle matruşka olan makyaj çantamız düzenleyicileri. Ben kendi takılarımı, tokalarımı organize edeceğim. Size söylemiştim. O yüzden hep beraber yapalım dedim. Şöyle satıcının linkini de bırakırım arkadaşlar. Siz de isterseniz alabilirsiniz. Şöyle 4 tane çantamız 18 TL rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle parlak olan kısımdan aldım. Bez kısmında olanı da var. Nasıl isterseniz siz de oradan alabilirsiniz. Trendyol linkini bırakarak bayağı da uygun arkadaşlar. Benden size tavsiye. İlk olarak şöyle takılarımdan başlayacağım. Şöyle bir takı kutularım vardı. Bunları böyle kutuda değil de şöyle güzel çantaların içerisine bırakmak istedim. O yüzden de hemen şöyle en büyük olanını kolyeler için ayırt edeceğim. Çünkü kolyelerim bayağı büyük arkadaşlar. Kolyelerimi ise hemen size göstereceğim. Avon'dan aldım kolyelerimi de. Ama şimdi tabii satılmıyor. Bayağı yıl önce aldım. Şöyle güzel. Bunun küpeleri de var. Şimdi küpelerini bulduğumu size gösteririm arkadaşlar. Hepsini aynı bir şekilde düzenleyicinin içerisine koymak istiyorum. Ne aradığımı hemen rahatlıkla bulayım diye. En büyük kısmını kolyelerim çok ve kaba olduğu için kolyelerimi şöyle en büyük çantamıza ekliyorum. Bunları tatil yerinden aldığım kolyelerim. Şunları da göstereyim. Bunları benim çok sevdiğim kolyelerimden biri. Birçoğu vardı ama diğerlerini hemen bıraktım. Bunlar benim vazgeçilmezlerim. Eğer siz de giderseniz Antalya'da, Side'de bu tarz şeyler çok var arkadaşlar. Rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle hemen onları da aynı çantanın içerisine bırakacağım. Bu da yine aynı. Tatile aldım. Bayağı güzel bir kolye. Bu kolyeyi her taktığımda insanlar bakıyor ve düğmelerden yapabileceklerini söylüyorlar. Tabii şurası biraz kırışmış ama daha uzun şu kısım. En son kısım. Bilmiyorum yapan oldu mu? Şöyle yakından bakılıyor. Düğme yapmak için düğmeyle onları da yapabileceğini söylüyorlar. Bu da diğer bir kolyem. Onu da içine bırakalım. Bu da yine Avon'dan aldığım bir kolyem arkadaşlar. Bunun yüzüğü de var. Bilekliği de şöyle tam takım olacak şekilde. Bu da böyle bir güzel bir kolye setim. Yine bunu da kolyesiyle ve bilekliğiyle aynı kutunun içerisinde bırakacağım. Bu böyle kenarda kalsın. Kolyeleri çıktıkça içerisine ekleyeceğim. Şunu göstereyim. Şu da güzel. Çok sevdiğim kolyelerinden biri. Tabii biraz kutuların içinde olunca arkadaşlar darmadağın oluyor. Şunu hemen göstereceğim. Bu hediye gelen bir kolyemdi. Takmaya da kıymıyorum ama şöyle hemen göstereceğim şu kısmını açıp. Bir ara çok modaydı. Bunun yan ürünleri Avon'da da satılmaya başladı ama bu gerçek olan kolyemiz. Şöyle hemen kutusunun içine bırakayım ki tam güzel gösterebileyim size de. Şöyle şu kısmı da hemen ekleyeyim. Tam net göstereyim. Bu mavi rengini ben çok seviyorum. Başka renkleri de vardı. Yeşil, kırmızı. Şöyle bu markaya ait olan bir kolyemiz. Ben çok severek kullanıyorum. Çok fazla da kullanamıyorum. Dediğim gibi kıyamıyorum bir türlü. Şu da yine Avon'un kendi kolyesinden biri. Açarsam da tam göstereceğim size. Şöyle kırılmasın diye ben kutunun içerisine bırakmıştım. Ama kutunun içerisinde de kendi kendine bulaşmış. Evet, şöyle ince bir demirden olduğu için ben kopmasına korkuyorum. Şöyle bir kolyemiz. Bu da çok severek kullandığım kolyelerimden biriydi. Kutularda olunca fazla göremiyorum. O yüzden böyle bir düzenleyiciler aldım. Düzenleyici çantalarda hemen elime alıp rahat bir şekilde kullanabileyim diye. Hemen şu kısmı yaptıktan sonra bunu kutulu bir şekilde çantanın içerisine bırakacağım. Çünkü arkadaşlar iki kolyemi de çok seviyorum ve ikisine de zarar gelmesin diye böyle şöyle kutunun çantamın içerisine bırakacağım. Bunu hemen kenara alayım. Diğer bir şuna da hemen küpelerimi koyacağım ama küpem mi çok yüzüğüm mü çok ona bakıyorum da bir yandan. Küpelerimi koyayım buna da. Hemen şuradan şunları göstereceğim. Ben kendim yapmıştım. Kanalda bunun videolarını çekmiştim arkadaşlar. İsterseniz de siz de yapabilirsiniz. Oya ipinden püsküllü küpeler çok da güzel görünüyor. Şöyle büyük orta olanı koyayım hemen buna da. Şunu da yine aynı şekilde kanalı çekip göstermiştim. Normal tüy olan tüyleri arkadaşlar şuna ip geçmiş hemen ayıracağım. Tüye kullanmadığım büyük düğmeleri hemen yapıştırıp arkasına da küpe
klipslerini geçirip böyle güzel güzel bir küpeler yapmıştık. Bu da yine aynı şekilde kanalda videosu var, bakabilirsiniz isterseniz size. Düğmeye bu kısım. Burası da o ipinin püskülünden yaptığımız bir küpe. Şunları çok bayağı yıl önce kendim yapmıştım. Onu hemen göstereceğim. Şöyle benim kullanmadığım, yani daha doğrusu oyun şeylerinden çıkan iki tane böyle figürler vardı. Bunların ucunu hemen erittim demiri. Direkt baş kısımlarına geçirip klipsini küpe yaptım. Bu da böyle güzel bir şirin küpemiz. Şunu ise dokuyarak yaptığımız kiraz küpelerimiz. Bunun videosu yok ama kanalda arkadaşlar. Bu da böyle güzel güzel minik küpelerimiz. Bunlar hediye arkadaşlar. Gümüş küpeler. Şunu da göstereyim. Çok rahat kullanıyorum bunu. Taşın ismini unuttum. Çok güzel bir taşı var. Şu klips ucum arkadaşlar. Bunları kolye ucu olarak takıyorum. Bu hediye gelen bir küpeydi. Şöyle kulağın oraya takılıyor. Biri de diğerine takılıyor. Şöyle müzikli bir şey. Bunlar da kolye uçlarım. Bunları ayrı bırakacağım. O küpelerin içerisine bırakmak istemiyorum karışmasın diye. Yüzüklerime gelelim. Diğer gösterdiğim küpemin yüzüğü. Bu da normal bir yüzüğün üzerine arkadaşlar hemen tüyü geçirip kullandım. Yani sevmediğim, kullanmadığım yüzüğümün içerisine bıraktığım bir tüydü. Şu da yine tatil beldelerinden aldığım böyle minik. Şöyle yüzükler. Tabi hangi birini kullanıyorsun diyorsanız da hiçbirini. Yüzüğü sevmiyorum çünkü. Bunlar gösterdiğim bir kolye bileklik takımın yüzüğü arkadaşlar. Bunu da kendim yaptım. Şu akik taşın üzerine sarı bir çiçek vardı. Onu getirip ekledim. Bunlar da yine kanalda var. Şu gümüş bir yüzüğüm. Bunu çok kullanıyordum bir ara ama daha da kullanmıyorum. Nedense. Aslında benim yüzüğe karşı bir şeyim var. Yüzük takamıyorum. Her şeyi takıyorum ama yüzüğü sevmiyorum. Sanki böyle parmaklarımı kesiyor gibi bir şey. Bunu kapıyorum. İşte şöyle hemen göstereceğim. Tabii dolaşmazsa. Şu da şöyle bir kolyem. Bu kolyem aslında arkadaşlar şu kısım kemerdeydi. Kemer nasıl kopup kırılınca ben de bunu aldım. Şöyle bir kolyem vardı. Gümüş kolyemin içerisine geçirdim. Böyle bir kolye olarak kullanıyorum. Unutmuşum, hiç aklıma bile gelmiyor. Hemen şöyle kolyelerin kısmına bakayım. Şunlar halhalarım. Bunları ayrı bir yere bırakacağım. Bayağı birbirine dolaşmışlar. Şu şöyle bir halhalım. Bunun yüzüğü de var. Ayak parmağı için şöyle takılan Avon'dan aldığım bir setiydi. Bu da yine halhalım. Yıllar önce ta babamın aldığı hediye bir halhal. Bunu çok seviyorum. Bayağı uzun zamandır da kullanıyorum. Şimdi bunları küçük bir kutu bulursam sonra ekleyeceğim. Şu da yine aynı şekilde. Kalp tanesi. Çok güzel. Seviyorum. Bunu yıllarca çok taktım. Şimdi takmaya kıyamıyorum. Bu da yine babamın hediyesi olan bir kolye. Şunu da yine kolyelerin içerisine bırakayım. Şu da yine hediye gelen bir yüzüğüm. Bunu da çok seviyorum. Güzel yüzüklerimden biri. Aslında bu yüzüğümü hemen şuna, şu yüzük kısımlarına bırakayım. Halhallarımı hemen şu kutunun içerisine bırakayım ki kaybolmasın. Bir de şu küpe klipslerimi de almıştım fazlalığı. Onları da hemen içerisine ekleyeyim. Küpelerimin kısmına bırakayım. Çünkü onun kabı biraz daha diğerlerine göre geniş. En son buna da bilmiyorum. Buna da bir şey buluruz arkadaşlar. Şöyle hemen kapatalım. Güzel bir, rahat bir şekilde dolabıma da bırakınca arkadaşlar şöyle sıra sıra güzel olacak. Bir tek şuradaki kutu biraz büyük oldu ama o kutunun içerisine de kolyeleri çıkartmak istemiyorum. Şöyle dolabımın içerisine bırakabileceğim. Güzel mi güzel. Düzenleyicilerim oldu. Şöyle kuru kalabalıktan da kurtulmuş olduk. Güzel de oldu. Siz de isterseniz de çok güzel bu şekilde düzenleyicilerinizi yapıp kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.